karakter olduğu korkusuz kanal yönetime baskı yaptıysa benim için hayal kırıklığı. Barış Arkadaş, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekillerinden Halk TV'de yayınlanan Şimdiki Zaman Siyaset isimli programında demir başlarından. Geçtiğimiz gece yayınlanan bölümde teşkilatlardaki taciz olaylarında suçlanan CHP'lerin isimlerini açıklamış. Mış diyorum çünkü kulaklarımla duymadım. Sosyal medyadan öğrendim. Barış'ın iddiası o açıklamasından sonra Canan Kaftancıoğlu kanal yönetimini aramış. Barış arkadaşında konuşmacı olarak sürekli yer aldığı Şimdiki Zaman Siyaset isimli programı yayından kaldırmış. Yani Kaftancıoğlu ve Halk TV yönetimi Barış'a öfkelenin programın diğer konuklarını da cezalandırmış. Askerlikte olduğu gibi. Ödül, tekil, ceza toplu. Barış'ın söyledikleri doğruysa eğer AKP ve MFP yönetimi bu tür konularda gazetecilere ne yaparsa Kaftancıoğlu da aynı yasakçı kafayı devreye sokmuş. CHP için bir şans olarak nitelendirdiğim Kaftancıoğlu gerçekten de Barış'a öfkelenip de programın yayından kaldırılması için kanal yönetimine baskı yaptıysa benim için hayal kırıklığı. Ya kanıtlayacak ya özür dileyecek. Şimdiki zaman siyaset adlı programın Barış Yerkadaş'ın Canan Kaftancıoğlu'nu suçladığı konuşması nedeniyle yayından kaldırılması tabii ki yanlış ancak olayın bir de dil tarafı var. Kulaklarımla duymadım ama Barış Tacizci CHP'lerin isimlerini açıklarken şöyle demiş. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu taciz vakalarını ört bahsediyor. Barış'ın bu cümlesi hüküm cümlesidir. Halen devam etmekte olan bir olayın çıplak gözle görülmekte olan halidir. Yani Barış demek istiyor ki ben bu taciz skandallarını Kaftancıoğlu'nun ört ettiğini bizzat görüyorum ve bu ört etme halen devam ediyor. Bir nevi suçüstü hali yani oysa doğru olan Barış'ın bu cümleyi şöyle kurmasıydı. Canan Kaftancıoğlu'nun bu taciz olaylarını örtbas ettiği kanaatindeyim. CHP'li ve aynı zamanda uzun yıllardır gazetecilik yapan bir kardeşimizin haber diliyle yorum dili arasındaki farkı biliyor olması gerekirdi. Çünkü kurulan cümle örtbas ediyor diye bitince somut bir olayı anlatır. Örtbas ettiği kanaatindeyim diye bitseydi yorum olurdu barışa düşen şu. Bu cümleyi dil sürçmesi sonucu kurduğunu söyleyip kaftancı Kaftancıoğlu'ndan özür dilemek ya da somut kanıtlarını kamuoyuyla paylaşıp Kaftancıoğlu'nun skandalı örtbas ettiğini kanıtlamak. Türkiye'yi yönetenlerin mucizeleri. 4 tane AKP, MHP, BBP, VP. Harika iktidar partimiz var. Medyası da tabii ki mükemmel. El ele verdiler ve Türkiye'yi mucizeler diyarı bir ülke haline getirdiler. Örnek mi? Bir tane değil ki. Elvan elvan. Mesela ekonomi küçülerek büyüyor. Mesela işçi sayısı artarken aynı anda istihdam oranı da yükseliyor. Mesela koronavirüs vaka sayısı çoğalırken ölüm sayısı azalıyor. Yine mesela sipariş edilen aşı miktarı artıyor ama teslim alınan aşı sayısı azalıyor ve mesela enflasyon oranı düşerken hayat pahalılanıyor ve mesela faiz oranları yükseliyor ama kredi maliyeti düşüyor. Muhalifler bu mucizeleri tıpkı Almanya ve Fransa'nın ülkemize kıskandığı gibi kıskanınca bu mucizelerin keyfini çıkaramıyorlar yani. Karar sizin ey okur. Halk TV'de yaşanan olaylara bir gazeteci, bir demokrat penceresinden bakıldığında barışa yapılanlar antidemokratik, baskıcı bir tavır. Barış doğru söylüyorsa Kaftancıoğlu'nun ve Halk TV yönetiminin yaptığı çok çirkin. Peki Kaftancıoğlu'nun Halk TV yönetimine barış yüzünden bütün programın kaldırılması için baskı yaptığı iddiası doğru mu? Halk TV içinden aldığım bilgiye göre doğru değil. Kaftancıoğlu Barış'ın yaptığı açıklama nedeniyle yönetime telefon açıp sitem bile etmemiş. Bu arada aynı olayla ilgili bir diğer bilgi ise programın yöneticisi Gürkan Acır'dan geldi. Gürkan'ın sosyal medyada hesabından paylaştığı bilgiye göre Genel Başkan Kılıçdaroğlu kendisini arayıp çok üzüldüğünü, programın yayından kaldırılmasını onaylamadığını söylemiş. Olayın iki yanını da anlattım. Karar sizin ey okur. Barış yanlış yapmış da Abdülkadir doğru mu yapmış? Barış yorum yaparken haber dili kullanmış. Tabii ki eleştireceğim. Peki Abdülkadir Selvi'nin de aynı yanlış yapmasını pas mı geçeceğim? Elbette onun yanlışını da söylemeliyim. Abdülkadir Selvi Ruşan Çakır'a konuk olan Kılıçdaroğlu'nun kendisine yönelik eleştirilerine çok öfkelenmiş bence haksız. Çünkü Kılıçdaroğlu sitem etmekte haklı. Zira Selvi de şöyle bir cümle kurdu geçenlerde. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül. Bu da bir hüküm cümlesi. Selvi kulaklarıyla duymuş gibi yazdı bunu. Kılıçdaroğlu da Ruşen'in konuya ilişkin sorusuna ben Sayın Selvi ile bu konuda hiçbir şey konuşmadım cevabını verdi. Bu konuda da Selvi'ye düşen şu. Kemal Bey haklı çünkü kendisiyle bu konuyu görüşmedik. Kılıçdaroğlu'nu Abdullah Gül'ü Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğini tahmin ediyorum demeliydim. Böyle söylemediğim için kendisinden özür dilerim. Yani canlarım. Kim arkadaşlarımız gazeteciliğin çok kolay bir meslek olduğunu mu zannediyor ne? Oysa bir gazeteci yorum diliyle haber dili arasındaki farkı bilmiyorsa ya öğrenecek ya da bu işi yapmayacak. Hay Allah müstakınızı versin. Tarih 14 Mayıs 1950 seçiminden bir gün önce. Yer Taksim Meydanı. CHP'nin son mitingi yapılacak. Acayip bir kalabalık var. İstanbul'un mini mini valisi ve belediye başkanı Doktor Fahrettin Kerim Gökay, mitinge katılan kalabalığı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye gösterip gösterip işte paşam İstanbul diyerek seçimi katanacaklarını anlatmak istemişti ama sandıklardan %54 ile Demokrat Parti çıkmıştı. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarındaki taciz iddialarına karşı tarafların aralarındaki kavgaya bakıp şöyle diliyorum diyorum. İşte canlarım Türk siyasetçisi ve medyası İslamcı bir vakfayet Kur'an kursunda küçücük erkek çocukları hem de Kur'an kursu hocaları tarafından taciz edildiğinde adının taciz tacizcilerle birlikte anılmasına öfkelenen iktidar partisi sözcüleri bugün kendilerine o dönemde yapıldığında çok kızdıklarını yapıyor. Teşkilatlarda olduğu iddia edilen tacizlerden dolayı CHP genel merkezini aşağılıyorlar. Hey efendiler, yahu hırsızlığın ve hırsızın, tecavüz ve tecavüzcünün partisi mi olur? Hay Allah müstahakınızı versin. Memduh Bayraktaroğlu korkusuz. 13 Aralık 2020 tarihli kanal yönetimine baskı yaptıysa benim için Hayal Kırıklığı isimli yazısını sizlerle paylaştım. Eğer bu tür içeriklerin devam etmesi ve kanalımızın karanlıkta aydınlık için bir mum ışığı şey olmasını istiyorsanız YouTube algoritmasının öne çıkması gerekiyor. İşte bunun için beğen tuşuna tıklamanız, yorum yapmanız, bildirimleri açmanız ve abone olmanız çok çok önemli. Değerli izleyiciler Barış Biner tarafsız haberden bir başka yayında sesli köşede ya da yorumlarımla yeniden görüşmek üzere. Lütfen 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 abone olmayı unutmayınız. Bir başka yayında görüşmek üzere. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın. Esenlikler diliyorum efendim.